Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde gazetecileri kabul etti. Referandum süreci, terör operasyonları ve Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yapan Yıldırım, bazı illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapabileceklerini kaydetti ve ilk mitingin pazar günü Kahramankazan'da yapılacağını açıkladı. İki başlılık olmaz, tek irade olmalı diyen Yıldırım, 15 yıldır sistemden kaynaklı sorunların yaşandığını aktardı. Evet de çıksa, hayır da çıksa ülke bölünmez şeklinde konuşan Başbakan Yıldırım, erken seçimin gündemde olmadığını vurguladı. Başbakan ayrıca AK Parti'nin kurultayının da 2018'de olacağını belirtti. Başbakan Yıldırım terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ milletvekillerinin düşürülmesiyle ilgili olarak da yargının kararını yasama dikkate aldı dedi. Gazetecilerin Baylok iddialarını sorması üzerine ise Başbakan Yıldırım, MİT'e sordum. Ne varsa getir dedim. Yok bir şey dedi. Benden bilgimi saklıyor. Öyleyse bedelini öderler diye konuştu. Kamudaki FETÖ ihraçlarına ilişkin de açıklama yapan Başbakan Yıldırım, 100 bine yakın mağduriyet başvurusu var. Haksızlık varsa düzenlenecek dedi. Başbakan, akademisyenlerin ihracına ilişkin ise maalesef bazı yöneticiler geçmiş hesaplarını görüyor değerlendirmesini yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında FETÖ'cü hainler için idam taleplerini hatırlatarak meclise gelirse kayıtsız destek vereceğiz demişti. Başbakan Yıldırım, Bahçeli'nin sözlerine ilişkin olarak referandumdan sonra MHP ile konuşuruz dedi. Dünkü grup toplantısında yaptığı bozkurt işaretinin sorulması üzerine ise Başbakan Yıldırım, herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. 80 milyonu kucaklayacağız derken. Bundan tek istisna olan terör örgütleridir karşılığını verdi. Başbakan Yıldırım, kadın astsubay ve subaylar ile askeri öğrenciler için olan başörtü yasağının kalkmasına ilişkin olarak da kararı çok olumlu buluyorum dedi.